arkadaşlarımızı serbest bırakın. Gazetecilere özgürlük. Ülkede can alıcı sorunların başında gelen basın özgürlüğü ve tutuklu gazetecilerin durumu maalesef ki kangrenleşen bir sorun olarak önümüzde durmaya devam ediyor. İktidarın ötekileştirme politikaları sonucu yandaş olmayan kimseye yaşam şansı tanımama yaklaşımı sorunu daha da katmerleştirdi. Gazetecilerin özgür çalışma ortamından yoksunluğundan tutalım, bir tweet attı diye derdest edilmesine, sokak gösterilerinde gazetecilerin darp edilmesinden, yayın organlarının sansürlenmesine kadar neredeyse her alanda gazeteciye yaşam şansı tanınmıyor. Mevzu Kürt gazeteciler ve özgür basın olunca baskı dozajı daha da arttırılarak adeta bu boğdurulmaya çalışılmakta, gerçeklerin üzerini kapatma uğraşı içerisine girilmektedir. İçinde bulunduğumuz Aralık ayında onlarca gazeteci yine adliye koridorlarında olacak. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hakim karşısına çıkacaklar. Yargılanan gazeteciler içerisinde tutuklu meslektaşlarımızın durumu son derece acil ve yakıcıdır. Çünkü onlar her yönüyle özgürlüklerinden mahrum bırakılmışlardır. Sadece bu da su değil. Onların üzerinden bir bütün olarak basın ve medya organlarına gözdağı verilmektedir. Bu nedenle tutuklu arkadaşlarımızla dayanışma göstermeyi ve onların özgürlüklerine kavuşması için mücadele etmeyi öncelikli görevimiz olarak görmekteyiz. Aralık ayının en dikkat çeken davaları da aylardır hapishanede özgürlüklerinden yoksun bırakılan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği eş başkanı Dicle Müftüoğlu ile Mezopotamya Ajansı editörleri Sedat Yılmaz ile Abdurrahman Gök'ün görülecek duruşmalarıdır. İlk olarak Abdurrahman Gök 5 Aralık günü Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 7 Aralık günü ise DFG eş başkanı Dicle Müftüoğlu'nun duruşması yine aynı mahkemede görülecek. Son olarak Sedat Yılmaz 14 Aralık'ta Diyarbakır'da 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Yaptıkları haberler ve gazetecilik faaliyetleri suç sayılan gazeteci arkadaşlarımız, kamuoyu tarafından yakından tanınan, kamuoyunda ses getiren haberlere imza atmış gazetecilerdir. Zaten arkadaşlarımızın bu nedenle cezalandırıldıklarını düşünüyoruz. Yani iyi gazetecilik yaptıkları için. Ayrıca baskılara boyun eğmeyen bir gelenekten gelen özgür basın emekçileri olmaları onları direkt hedef haline getirmektedir. Oysa ki dünyada iyi gazetecilik yapanlar ödüllendirilir. Herkes tarafından takdir görürler. El üstünde tutulurlar. Nitekim Dicle Fırat Gazetecileri eş başkanı Dicle Müftüoğlu, merkezi Hollanda'da bulunan uluslararası bir kuruluş olan Free Press United tarafından en dirençli gazeteci ödülüne layık görüldü. Ama maalesef Türkiye'de iyi gazetecilik yaptığınız zaman mekanınız hapishane oluyor. Bu yetmiyor, engelleniyorsunuz, sansürleniyorsunuz, darp ediliyorsunuz. Hakkınızda soruşturmalar, davalar açılıyor, cezalandırılıyorsunuz. Tutuklu 3 arkadaşımız haricinde sadece Aralık ayı içerisinde 40 gazetecinin hakim karşısına çıkıyor olması anlatmak istediğimiz bu gerçekliği doğrular niteliktedir. İşte biz basına yönelik bu baskıların son bulmasını istiyoruz. Halkın haber alma hakkını savunan gazeteciler olarak bu kötü gidişatı kabul etmiyoruz. Gazetecilerin tutuklanmasını, basın ve medya organlarının baskı altına alınmasını, sansürlenmesini, susturulmasını reddediyoruz. Gazetecilerin sefalet koşullarına mahkum edilip bu yetmezmiş gibi işsiz bırakılmasını derin bir sömürü olarak değerlendiriyoruz. Kamuoyunda sansür yasası olarak bilinen dezenformasyon yasası gibi kanuni düzenlemelerle sansürün hayatın her alanına hakim kılınmasını istibdat rejimlerinin bir yöntemi olarak görüyoruz. Tüm bunları reddederken öncelikli olarak gazetecilere özgürlük talep ediyoruz. Belirttiğimiz tarihlerde duruşmaları görülecek olan Dicle, Sedat ve Abdurrahman'ın bir an önce tahliye edilmesini istiyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi için de başta gazeteci meslektaşlarımız olmak üzere uluslar ve uluslararası basın meslek örgütleri ile tüm demokratik kurum, kuruluş ve kamuoyuna gazetecilerle dayanışma çağrısında bulunuyoruz. Herkesi, her 3 arkadaşımızın duruşmalarının görüleceği Diyarbakır Adliyesi'ne bekliyoruz. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği, basın iş. Değerli meslektaşlar, sadece bizi çeken, dinleyenler değil, şu anda arkamızdaki herkes burada gazeteci. Biz gazeteciler olarak içerideki arkadaşlarımızı
tahliye edilmesi için buraya geldik. Son bir yılda bu gazeteci tutuklama olayları çok yoğunlaştı. Neredeyse 30-35 arkadaşımız son bir yıl içerisinde gözaltına alındı, belli süreler yattılar ve uzun bir süre Diyarbakır'daki arkadaşlarımız 13 ay yattılar. Ankara'daki arkadaşlarımızın süresi galiba 7 ayı geçti. Bu arada içerideki arkadaşlarımız aslında faaliyetlerine bir şekilde devam ettiler. Bizler de dışarıda kalan arkadaşlarımızın işi de daha yoğunlaştı, daha fazlalaştı. Biz bu konuda tabii ki şey yapmıyoruz, yüksünmüyoruz ama arkadaşlarımızın özgürlüklerinden mahrum edilmeleri çok önemli bir şey. Çünkü biz kendimiz için bir şey istemiyoruz. Yaptığımız sadece habercilik, halkın haber alma hizmetini karşılıyoruz. Onların haklarını karşılıyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Nitekim yani kendilerinden verilen emirle polisler arkadaşlarımızı evlerinden alıyorlar. Sonra böyle tutukluyorlar. Ardından savcılar aylar sonra iddianame yazıyor ve bu iddianameyi bazı mahkemeler kabul ediyor. Mahkemeye çıkıncaya kadar arkadaşlarımız aylarca içeride kalıyor. Ama ilk duruşma günü salıveriliyorlar. Neden? Zaten kendileri gazetecidir. Gazetecilik yaptıkları da mahkemede belli oluyor. O nedenle biz arkadaşlarımızın yine hiç şey olmadan bir an önce ilk duruşmalarında tahliyelerini talep ediyoruz ve zaten de umuyoruz. Diğer arkadaşlarımız gibi son bir yıl içinde gözaltına alınıp tutuklanan ve ilk duruşmalarında tahliye olan arkadaşlarımız gibi de Sedat'ı, Abdurrahman'ı ve Dicle'yi tahliye edip hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gelen arkadaşların hepsine ayaklarına sağlık diyorum. Birlikte mücadeleye devam. Mücadele dediğimde zaten onun dışında böyle buna başka kılıflar giydirmeye hiç gerek yok. Herkes biliyor aslında ama mümkün olduğu bu başkalarının yapamadığı haberleri bizim yapmamızı engellemeye çalışıyorlar. Biz şimdiye kadar yaptık. Özgür Basın şu anda 34 yaşında. 34 yıldır bu haberleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Özgür Basın susturulamaz. Özgür Basın susturulamaz. Özgür Basın susturulamaz. Neredeyse her hafta bir adliyenin önünde, bir cezaevinin önünde gazeteci dostlarımıza dayanışmak için bulunuyoruz. Şimdi çok uzun söze gerek yok. Bu ülkede basın tarihi aynı zamanda katliamların, tutsaklığın, baskının tarihi. Memlekette ne yazık ki pek bir şey değişmiyor. Ancak gittikçe ağırlaşan bir baskı ortamı var. Yalnızca gazeteci dostlarımızın çalışma koşullarına bakmak bu saray rejiminin yurttaşla kurduğu ilişkiyi anlamaya yetiyor. Bunun farklı boyutlarını gösteriyor. Arkadaşlarımız gazetecilikten başka bir şey yapmadılar. Yalnızca ve yalnızca hakikat düşmanı bir iktidarın karşısında hakikati yurttaşlarla buluşturmaya çalıştılar. Gazetecilik yaptılar. Biz bu faaliyetin, gazetecilik faaliyetinin sonuna kadar yanında olmaya çalışacağız. Buradan gazeteci dostlarımıza selamlar ve sevgiler yolluyoruz. Bu istibdat rejimi, bu baskı rejimi böyle devam etmeyecek. O çıkardıkları hukuka, anayasaya aykırı o sözde dezenformasyon, özde sansür yasası da bu memleketten defolup gidecek. Gazeteci dostlarımızın sonuna kadar da yanında olacağız. Her fırsatta da dayanışma göstermeye çalışacağız. Çok selamlar, sevgiler her birine.